biz manşetlerden bir gündemi toparlamaya devam edelim. Evet. Hangileri gidecek başlığı atılmış bugün Hürriyet gazetesinin 21. sayfasında. Yine transfere dair bir haber ama Galatasaray'da özellikle bireysel performanslar çok konuşulurken devre arasında kimlerin gideceği de gidebileceği de merak ediliyor. Topun ağzındaki isimlerin bir tane bile gol ya da asisti yok demiş Hürriyet gazetesi. Ali Naci Küçük'ün haberi, Emre Mor, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz topun ağzındaki isimler. Ya bunlar kulübedeki oyuncular zaten. 11'de sürekli oynayan oyuncular değil. Herhalde kulübeden gelen katkı olarak bir katkıları olmadığı için gözden çıkarılacak oyuncular. Yani başka oyuncuların ismi de geçiyor. İşte Belhan da geçiyor, Feguli geçiyor. Bir sürü isim geçiyor da. Yani bu oyuncuların gidip gitmemesi Galatasaray'a yani ne olacak? Yani bir çok da şeyi bir şey fark etmez. Yani önemli olan saha içinde şu anki mevcut kadrodan verim alınamayan, 11'de direkt oynayan oyuncular niye verimsiz? Niye bu oyunculardan istenilen verim alınamıyor? Bunlara bakmak lazım. Yani Galatasaray bir kere yaş ortalaması oynayan oyuncularda yüksek, kiralık oyuncusu çok. Yani biraz işin sadece teknik taktik ya da kısmından öte bu oyuncuların Galatasaray'la olan duyguları ne kadar fazla? Galatasaray ya da camiaya olan hissiyatları ne kadar çok? Bir Emre Belezoğlu gibi işte Fenerbahçe'ye geldi, birçok katkılar sundu, artıları var. Yani böyle nasıl diyelim, kötü zamanlarda takımı sımsıkı tutacak, çimento olacak oyuncuları var mı Galatasaray'ın? Bence Galatasaray'ın temelde buna bakması lazım. Yani ben böyle bir oyuncu Galatasaray'da şu anda görmüyorum. Yoksa Selçuk zaten yani kariyerinin sonuna gelmiş. Evet. Taylan işte kupa maçında oynamıştı. Emre Taşdemir, Ahmet. Ama şimdi gelen isimler de Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık değil ama. Niye aldınız o zaman? Neden aldınız? Yani bunları, yeni bulmuş futbolcular da var. Oyuncuları kim aldı? Bu oyuncuların transferine kim onay verdi? Yani bunlara o zaman bakmak lazım. Çünkü hiçbirinden bir verim alınamıyor. Yani verim alınamadığı için de ben ama bu faturanın eğer bir fatura çıkacaksa bu isimlere çıkartılması biraz tuhaf olur yani. Bunlara niye fatura çıkartılıyor? Zaten alternatif. Başkanlığa fatura çıkartılması lazım yani, öyle bakmak mesela lazım. Mesela kime? Yani eğer takımda bir takım şeyler iyi değilse yani her zaman için önce teknik direktörler bir şeyi sorgulaması lazım. Yani ben nerede yanlış yapıyorum? Biz teknik ekip olarak nerede yanlış yapıyoruz? Ondan sonra da sahadaki oyunculara bakmak lazım. Yani o her seferinde Ocak'ta, Temmuz'da değişiklik yapacağım derseniz sonuçta olmuyor. Yani oyuncular da bundan etkileniyor. İyi de olsalar, kötü de olsalar. Ben zaten kiralığım diyor adam. Ya hoca da böyle konuşuyor. Ne fark ediyor? Zaten gideceğim diyor. Yani ne derse desin diyor. Ya da belki Ahmet şey düşünüyor, Çalık. Beni zaten ya kiraya verirler ya satarlar Ocak'ta. Yani hoca böyle bir konuşması benim için fark. O da böyle düşünüyor olabilir. Emre Bor'un mesela gece bir açıklaması vardı. Yani benim de bireysel olarak performansım kötü ama takım kötü diyor mesela. Gerçekten takım kötü. O yani burada sadece Belhanda'ya da bir fatura çıkartamayız ki. Yani bütün Galatasaray kötüyse, Galatasaray'ın geçen yılından çok çok farklı bir tablodaysa bu Belhanda'nın suçu mu? Yani Belhanda'nın kötü oynadığı dönemler de vardı. Ama ondan sonra bu takıma şampiyonluğunda pay olduğu dönemler de vardı. Şimdi bir de bunlara da bakmak lazım. Yani bence Galatasaray'da genel bir sorun var. Bu yönetim, teknik kadro ve futbolcular, bu üçünü bir araya getirip bence otursunlar, bütün takım, bütün yönetim, bütün teknik kadro bir konuşsunlar. Ya bir gün Florya'da konferans salonunda niye böyle oldu, neyimiz eksik? Bence bunun tartışması yapılsın. Galatasaray'daki en temel sorun bu. Bir de hakkını teslim edelim hemen Sabah gazetesinin analiz haberiyle. Avrupa'ya çalım attı. Kimin için atılmış bir başlık olabilir? Rıza Çalımbay. Süper Lig'in 14. haftasını da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle Avrupa çapında fark yarattı. Deneyimli teknik direktör şu ana kadar kulübeden oyun aldığı isimlerden 8 gol, 4 asistlik performans sağlarken Avrupa'nın 15 ligi içerisinde de ilk sıraya yükselmiş. İşte biraz önceki kötü bir Ajax var, şey, PSV var, Bruges var bu listede. Galatasaray işte bunu yapamadı mesela. Niye işte o oyuncuların kelleri konmuş, bunlar gidecek deniyor. Bu kulübeden gelenlerin hiçbir katkısı olmadığı vurgulanıyor. Ama Rıza Hoca da tam aksini yapmış. Yani 8 gol, 4 asist. Çok iyi bir performans, iyi bir analiz.
Sivasspor şu an lider. Pek medyada yer alamıyorlar. Bundan da şikayetçiler. Biz de dedik ki yani mümkün olduğunca Sivasspor'a da yer verelim. Onların da haberlerine girelim. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Şu an önemli bir başarıya imza attılar. Belki sezon bittiğinde şampiyon olacaklar. Bunu bilemeyiz. Belki ilk yarıyı lider bitirecekler. Ama bir gerçek var. Biraz önce dedim ya önce hocaya sormak lazım diye. Burada başarı var. Önce Rıza Hoca'yı tabii alkışlamak lazım. Takımdan önce onu alkışlamak lazım. Peki hemen Mourinho'nun gözdesi kimmiş? Bakalım Milliyet Spor'da. Milliyet gazetesinin spor sayfasında yer almış haber. Mourinho'nun gözdesi Vedat Muriç. Bu sezon gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, Tottenham'ın dünyaca ünlü menajerinin listesine girdi. Premier Lig ekibi Kosovalı forveti Gençler Birliği maçında tribünde izledi. Jose Mourinho'nun takip edilmesini istediği 25 yaşındaki golcünün sezon sonunda transferi için temaslara başlandığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefi nedeniyle bir yıl daha kadroda kalmasının daha doğru olduğu fikrini benimsedi demiş Milliyet gazetesi. Daha erken yani bu haberler uzun zamandır çıkıyor bu tür haberler ama çok öyle somut açıkçası bir şey izlendiği söyleniyor, izlettirildiği söyleniyor. Sadece Mourinho değil başka birçok kulübünde illaki menajerler, kendi menajeri, başka Avrupalı menajerler bakıyorlardır. İşte şu anda da Türkiye futbolunun yükselen yıldızı Fenerbahçe'de başarılı, gollerini atıyor, asist yapıyor. O takım olmadığı zaman kötü. Böyle bir oyuncuya da rağbet, ilgi olması kadar doğal bir şey olamaz. Bence burada sorulması gereken soru şu. Yani böyle bir teklif gelirse, iyi bir rakam gelirse Fenerbahçe ya biz Şampiyonlar Ligi'nde işte şampiyon olması halinde... Ve Fatih Terim geliyor işte havalimanından mücadele edersek satar mıyız, satmaz mıyız? Bence iyi rakam olursa satılabilir. Fatih Terim futbolcuların ardından 11'de havalanacak uçak için eşiyle birlikte havalimanına giriş yapıyor. Hoca eşiyle ve kızıyla birlikte havalimanına giriş yapıyor. Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek Galatasaray. Ve canlı görüntüler futbolcuların... Galatasaray bu duruma gelmeden bu gruptan biraz önce de ifade ettiğim çıkmalıydı. Yani en azından Avrupa Ligi'ne devam etmeliydi. Bence şöyle bir genel bakarsak Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş hiç başarılı olamadılar bu sezon Avrupa'da. Bu Türk futbolu açısından büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani evet. Ligdeki performansları da aslında çok parlak değil bakıldığında. Şimdi işte transfer limitleri arttırılıyor. Yani yeni oyuncular alınıyor, gidiyor, geliyor ama o Avrupa'daki başarı bir türlü elde edilemiyor. Bu açıdan bizim biraz daha çok bu noktada bunları düşünmemiz lazım. Yani bunları teknik direktörler biraz bazen kenara bırakıyorlar. İşte lig diyorlar, rotasyon diyorlar, gençler diyorlar, yedek oyuncular diyorlar ama şu bakıldığı zaman bu sezon Avrupa'da ciddi manada biz başarısızız. Başarısız bir ülkeyiz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Avrupa'da başarılı olduğumuz dönemlerden şimdi belki de Avrupa'ya daha az takım gönderme tehlikesiyle ya bunu şu an farkında değiller, pek umursamıyorlar. Umursayacakları bir dönem gelecek herhalde. Yani çünkü günlük yaşıyorlar. Umursayacakları bir dönem gelecektir, emin olun. Bakalım ne zaman gelecek o dönem. İşte havalimanından da canlı görüntüler Fatih Terim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ailesiyle birlikte, kızı ve kıymetli eşiyle birlikte havalimanına giriş yaptı. Futbolcular da yaklaşık 15 dakika önce havalimanına giriş yapmıştı. Uçak 11'de havalanacak ve... Akşam da 8'de toplantısı evet. Var belirtelim basın toplantısı var. Saat 8'de Fatih Türkiye Hoca'nın saatiyle. Ve bir futbolcunun katılacağı bir basın evet. Toplantısı gerçekleşecek. Hemen devam edelim. Sabah gazetesi 17. sayfasında Alex dün bir hastanenin misafiri olarak İstanbul'a geldi ve basın toplantısı gerçekleştirdi. O basın toplantısında da ne jübilesi oğlum 18 yaşına geldi başlığıyla görmüş Sabah gazetesi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı jübile gibi bir plan olmadığını söyledi. Teknik direktörlük konusunda ise umarım bir gün olurum. Ne zaman çağırırlarsa gelirim ifadelerini kullanmış Alex
için Fenerbahçe, Fenerbahçe için Alex çok farklı yerlerde. Yani bu derin bir sevgi, hala bitmiyor, büyüyerek devam eden bir sevgi. Ben illaki bir gün yollarının kesişeceğini de düşünüyorum açıkçası. Yani jübile için oğul 18 yaşında da 20 yaşında da gelebilir. Yani istedikten sonra bir gün şöyle eğer gerçekten onu istiyor, ben anladığım kadarıyla ifade etmişti, bir jübile yapabilir. Yani bunun için çocuğunun yaşı şart değil. Belki orada bir şey yapmış, biraz dokundurmuş bence.